Memur bey, ne olduğunu söyler misiniz artık bana? Kardeşimle ilgili bir gelişme mi var? Siz şimdilik şöyle geçip oturun. Birazdan komiser bey gelip ifadenizi alacak. İfade mi? Bakın benim kardeşim kayıp. Ben buraya zaten gidip geliyorum sürekli. Bir yanlışlık olmasın. Kardeşimle ilgili bir durum mu var acaba? Konu kardeşinizle mi ilgili bilmiyorum ama komiser bey geldiğinde detayları ondan öğrenirsiniz. Lütfen geçip oturun. Güneş. Buyurun, benim. Hakkınızda şikayet var. Şikayet mi? Anlamadım, ne şikayeti? Hanımefendi, dolandırıcılık suçundan hakkınızda şikayet var. Bir yanlışlık olmasın, ben kimseyi dolandırmadım. Feride Çelen'in psikolojik durumundan faydalanıp mirasına ortak olduğunuzdan dolayı ailesi tarafından şikayette bulunulmuş. İfadenizi alacağız. Feride Çelen'i nereden tanıyorsunuz? Kendisi işverenim olur. Herhangi bir akrabalığınız var mı? Hayır, yok. Mirasını size bırakmış, doğru mu? Evet, bıraktı. Ne vesileyle ya da neye karşılık bıraktı mirası? Anlamadım. Nesini anlamadınız hanımefendi? Hiçbir karşılık beklemeden bıraktı bunu, o mirası. Tehdit mi ettiniz? Kimseyi tehdit falan etmedim ben. Neden ailesi varken size bırakıyor mirası ha? Tamamen onun kararıydı. Şantaj mı yaptınız? Ya siz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Hanımefendi, biz bir şeyle suçlamıyoruz. Biz burada işimizi yapıyoruz, sorguluyoruz. Ayrıca bu kadar böyle gerilmenize gerek yok. Gergin falan değilim ben. Siz nasıl korkunç sorular sorduğunuzun farkında mısınız? Bakın, Azra Güneş hanımefendi. Ortada doğru olmayan, hayatın olağan akışına ters bir durum var. Var ki ailesi sizi mahkemeye vermiş, şikayette bulunmuş dolandırıcılık suçundan. Dolayısıyla biz gerekli araştırmayı yapacağız. Heh, bu işin arkasında bir suç unsuru bulursak sizin için de çok geç olmuş olacak. Anlaşıldı mı? Anladım. Güzel. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Hayır, ailem yok benim. Kardeşim var, o da kayıp. Başka kimseniz yok mu? Var, üvey annem ve üvey kız kardeşim var. Onlar da mı bu işin içinde? Hangi işin? Anlaşıldı, anlaşıldı. Siz şu üvey annenizle kardeşinizin bir ismini, cismini, adresini şuraya bir yazın bakalım. Sen de kaydol. Size her şeyi anlattım. Lütfen artık gidebilir miyim? Bakın Feride Hanım hastanede, benim onun yanında olmam gerekiyor şu an. Azra Hanım, onun bir ailesi var. Zaten bu sizin sorumluluğunuz değil ki. Ayrıca ailesi sizi hasım olarak görmekte. Benim Çelen ailesiyle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Evet, Feride Hanım bana mirasını bıraktığında bana çok kızdılar. Anlıyorum, hak da veriyorum. Ama ben onları dolandıracak bir insan değilim. Öyle bir şey yapmam, anlamıyor musunuz? Neden mirası reddetmediniz peki, kabul ettiniz ha? Neden? Çünkü bu Feride Hanım'ın kararıydı. Benim karışabileceğim bir durum değildi. Ama ben artık Çelen ailesiyle görüşmeyi düşünmüyorum. Sebep? Özel bir sebebi yok. Emin misiniz? Peki bu kararı sizi şikayet etmeden önce neden almadınız? Çünkü o zaman her şey çok farklıydı. Şimdi bütün planlar suya düştü. Her şey sarpa sardı değil mi ha? Ya neden anlamak istemiyorsunuz? Ortada plan falan yok. Ayrıca ben kötü bir insan değilim. Kimseyi dolandırmaya çalışmıyorum. Yapmam ben. Anlaşıldı, anlaşıldı. Biz sizin şu üvey ailenizi bir bulalım bakalım. Onlar da aynı şeyi mi söyleyecek? Onların da bir ifadesini alalım, tamam mı? Şey yap, ben gidiyorum. Şey, bir telefon edebilir miyim acaba? Çok önemli. Tamam ama fazla uzun sürmesin. Sürmez, teşekkür ederim. Kim bilir ne haldesin şimdi? Gidebilir miyim artık? Gidebilirsiniz ama aklınızda olsun. Kısa bir süre sonra tekrar çağırabiliriz. Neden? İfademi verdim ben size. Eğer Feride Hanım'ın raporları olumsuz çıkarsa başınız ciddi anlamda derde girebilir. Hani dolandırıcılığı geçtim, nitelikli dolandırıcılıktan ciddi cezalar alabilirsiniz. Bakın ben dolandırıcı değilim. Kimseden de korkum yok. O zaman benden size bir tavsiye. Çelen ailesinden de o mirastan da uzak durun derim. Aklın yolu bir.
kimse tanımadığı birine o mirası yedirmez. Sen var git işine bak, herkesin de kafası rahat etsin. Kolay gelsin.